Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün yeni konuya geçiş yapıyoruz. Gençler bugünkü konumuz sindirim sistemi olacak. Sindirim sistemi aslında zevkli bir konu. Gençler kendi vücudumuzda olan yapıları öğrendiğimiz her konu bence daha zevkli bir konu hale gelmiş oluyor. Sindirim sisteminin biraz tecrübeyle sabittir ki yağların, proteinlerin, karbonhidratların o kimyasal sindirimi kısmını sevmiyorsunuz. Ama orayı da tam anlayacağınız hale getireceğim ben birazdan. Sindirim sistemi uzun bir konu olduğu için dersinde biraz uzun süreceğini tabii ki tahmin ediyorum. Sayfa 88'de sindirim çeşitleriyle çözmeye başlıyorsunuz. Sindirim sisteminin sonuna kadar geliyorsunuz. Emilim sağlıklı yapının korunması için gerekenler sindirim sistemi hastalıkları nelerdir bitiriyorsunuz. Sindirim sistemi ile ilgili karma soruların yer aldığı tarama testlerini de çözüyorsunuz. Yani sayfa bakayım 109'a kadar çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmaması gerekiyor. 11 dinamodan daha sonraki dersimizde de tabii ki dolaşım sistemine geçiş yapmış olacağım. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde mekanik yani fiziksel sindirimden ve kimyasal sindirimden bahsedeceğim. Sindirim sisteminin organları nelerdir? Karbonhidrat yağ proteinler nerelerde sindirilir? Sindirildikten sonra emilim nasıl gerçekleşir? Bunları anlatacağız. Sindirim sisteminde görevli olan hormonları, besinlerin emilimini ve hastalıkları da bugünkü dersimizde vermiş olacağız diyeyim. Sindirim ne demek? Niçin sindirim yapıyoruz? Biraz bunlardan bahsedelim. Biliyorsunuz biliyorsunuz ki beslenmek canlıların ortak özelliklerinden bir tanesiydi. Tüm canlılar beslenmek zorunda. Beslenmekteki amacımız ne? Vücudumuz için gerekli olan enerjiyi besinlerden elde ediyoruz. Besinleri solunum tepkimesinde kullandığımız zaman vücudumuz için gerekli olan ATP'yi sentezlemiş oluyoruz. E besinleri solunumda kullanabilmen için de o besinleri monomerine yani en küçük birimine dönüştürmen lazım. Büyük yapılı moleküllerin yani besinlerin kendini oluşturan en küçük birimlerine dönüşmesine sindirim ismini vereceğiz. Monomer dediğimiz şey hücre zarından geçebilen moleküllerdir. Yani en küçük birime kadar dönüşmesine sindirim ismini verdik. Sindirimi kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Mekanik yani fiziksel sindirim dediğimiz bir sindirim çeşidimiz var. Bir de kimyasal sindirim dediğimiz sindirimimiz var. Mekanik fiziksel sindirim ne demek? Ben ağzıma kocaman bir ekmeği attım. Ağzıma attığım ekmeğin içerisinde büyük bir nişasta var diyelim. Yüzlerce glikozdan meydana geliyor. Ben dişlerim yardımıyla ekmeği kendini oluşturan daha küçük parçalara dönüştürüyorsam büyük bir nişastayı kendinden daha küçük nişastalara dönüştürdüysem buna mekanik fiziksel sindirim diyoruz. Bak nişastadan nişastaya dedim. Yani aradaki bağları koparmadım. Bir alt birime inmedim. Kimyasal sindirimde ise aradaki bağları kopartacaksın. Aradaki bağları kopartıp e, bir alt birime iniş söz konusu olacak. Mesela nişasta yüzlerce glikozdan meydana geliyordu. Sen bağları kopardın kopardın sadece iki tane glikoz arasındaki bağ kaldı. Maltoza dönüştü veya glikoza dönüştü. O zaman kimyasal sindirim yaptın demektir. Yıldız mekanik sindirimde enzim kullanılmaz. Kimyasal sindirimde ise enzim kullanılmaz olacak. Sonra biz sindirimi hücre içinde de gerçekleştirebiliyoruz, hücre dışında da gerçekleştirebiliyoruz. Hücre içi sindirim ne demek, hücre dışı sindirim ne demek? Bazen büyük yapılı besinler hücre içine alınabilir. Mesela nasıl göstereyim size? Dışarıda X adını verdiğimiz büyük yapılı bir besin maddesi bulunsun. Hücre bu X'e doğru hareket edecek, X'in etrafında yalancı ayaklar oluşturacak. Bir süre sonra X'in etrafı etrafını iyice saracak. Hop bir baktım X besini içerdi. Sen ne yaptın? Dışarıdaki büyük yapılı bir besini hücrenin içerisine aldın. Daha sonra bunu lizozom organelinde bulunan enzimlerle birleştirip monomerlere dönüştürüyordun. Büyük bir şeyi hücre içine alıp Hücre içinde parçaladığına göre bu hücre içi sindirim olacak ama şu durumda söz konusu oluyor. X besini yine dışarıda büyük bir molekül. Ben bunu içeriye almak yerine enzimlerimi dışarı gönderiyorum. Enzimlerimle bu büyük besini monomerlerine dönüştürüyorum. Küçük küçük parçaları hücre içine alıyorum. Besini nerede parçaladım? Hücrenin dışında. Bu da bizim için hücre dışı sindirime örnek alıyor. Büyük bir şeyi hücre içine almaya ne ismini veriyorduk? Endositoz. Büyük bir şeyi hücre dışına atmaya ise egzostoz ismini veriyorduk. Eğer içeriye aldığın büyük şey katı büyük bir şey ise fagositoz, sıvı büyük bir şey ise pinostoz olarak isimlendiriyorduk. Yani sen endostozla işte fagostoz pinostozla besini içeri aldın. Bu büyük yapılı besini lizozomla birleştirdin. İçeride parçaladın. Hücre içi sindirim dediğimiz sindirim oluyor. Sen enzimlerini dışarıya yolladın. Büyük yapılı besini dışarıda parçaladın. Bu hücre dışı sindirime örnek oluyor diyeyim gençler. Mesela birazdan sindirim organlarını anlatacağım. Ağzımızda, midemizde, ince bağırsağımızda kimyasal sindirim gerçekleşir diyeceğim. Konunun içerisinde çok kullanacağım. En baştan da bir söylemiş olayım. Mesela midemizi hayal edin. Mide bir organ içerisine besin geliyor. Midenin içerisine besin geldiği zaman midenin şu hücreleri tarafından enzimler dışarıya gönderiliyor. Enzimler sayesinde besin parçalanıyor. Monomer olanlarında emilimi gerçekleşiyor gerçekleşiyor. O zaman benim midemin içi, hücremin dışıdır gençler. Ağzımın içi, midemin içi, ince bağırsağımın içi hücremin dışı yani hücre dışı sindirimin gerçekleştiği alanlar olacak. Sindirim sistemi, sindirim kanalı ve bu kanala bağlantılı olan sindirime yardımcı tabii ki yapılardan meydana gelecek. Sindirim sistemi organlarına baktığımız zaman da ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, onun etrafında kalın bağırsak ve anüsten meydana geldiğini söyleyeceğiz. Sindirim sistemi organı olmayıp da sindirim sisteminde görevli olan tabii ki yapı ve organlar da var. Mesela tükürük bezleri, mesela karaciğer, mesela pankreas sindirim sisteminde görevli organlardır. Karaciğerin arkasında bulunan safra kesesinde safra sıvısı depolanacak. Bu yağların fiziksel sindiriminde e, iş görmüş olacak. Kimyasal sindirim dediğimiz sindirim ise sadece ağızda midede ve ince bağırsak dediğimiz organımızda gerçekleşmiş olacak. Sindirim sistemi organlarını bir daha gösterelim. Ağzımızla başladık. Besin nereye doğru gitti? Yutağa. Yutak kime bağlandı? Yemek borusu. Yemek borusunun altında mide var. Mide ince bağırsağı açıldı. O da kalın bağırsağı. O da arkadan anüse açılmış oldu. Sindirim sistemine yardımcı karaciğerimiz. Karaciğerimizin arkasında safra kesesimiz var. Burada çıkmamış pembiş bir pankreasımız da tabii ki var diyeyim gençler. Ağızla başlıyorum. Şimdi ağzı düşündüğümüz zaman sindirim sisteminin önemli bir organı, besinlerin ilk alındığı yer. Ağızda hem fiziksel sindirim gerçekleşiyor hem kimyasal sindirim gerçekleşiyor. Ağızda sindirimle ilgili olan kimler var? Dil, diş ve tükürük bezi dediğimiz bezler var. Dişlerle başlamış olayım. Dişlere baktığımız zaman işte yeni doğan bir bebeğin dişi yok. 6-7 aylıkken dişler baş çıkmaya başlıyor. Çıkan dişlere süt dişi ismi veriliyor. 20 taneye tamamlanıyorlar. Daha sonra bu dişlerin yerine kalıcı dişler çıkıyor. Tamamı çıkmış bir insanı düşünürsek 16 tane üst çenede 16 tane alt çenede toplam 32 tane diş oluyor. 20'lik diş dediğimiz dişlerle birlikte öndeki 4 tanesine kesici diş diyoruz. Yandaki 2 tanesi köpek dişi. Arkadakiler küçük azı ve büyük azı adını verdiğimiz azı dişleri olacak. Dişler tabii ki kesici, parçalayıcı ve öğütücü özelliğe sahip olacaklar. Dişler sayesinde besinlerin yüzey alanı genişlemiş olacak. Yani kimyasal sindirimin daha kolay gerçekleşmesi için alan oluşturmuş olacaklar. Diyetisyen televizyona çıkıyor diyor ki ağzınızda lokmaları iyi çiğnerseniz midenizde daha kolay hazmedersiniz. Ağzımda ne kadar küçük parçalara ayırırsam yüzey alanını arttırdığım için midede enzimler o kadar kolay etki edecektir. Dişin yapısına bakacak olursak kemiğe gömülü olan kısmına kök, diş etine bağlı olan kısmına boyun, dışarıdan görünen kısmını ise touch ismini vereceğiz Dıştan içe doğru girecek olursak da en dışta mine tabakası dediğimiz bir tabaka var. Yaşım ilerledikçe mine tabakası inceliyor. Dişlerimiz daha sarı bir hale geliyor. Mine tabakasının altında dentin adını verdiğimiz bir tabaka var. Dentinin altında da pulpa adını verdiğimiz bir tabaka var. Pulpa tabakasının içerisinden de kan damarları ve sinirler geçiyor. O yüzden şurada kan damarları ve sinirler var. Buralarda yok ya dişim hafiften çürüdüğü zaman ben acım acı hissetmiyorum biraz daha çürüyor hissetmiyorum ne zamanki çürüme ta pul patabakasına kadar geldi sinirlere değmeye başladı o zaman dişim ağrımaya başlıyor pul patabakasına değmeden önce eğer gider müdahale ettirsem hafiften işte bir oymayla o çürük kısmı oradan alıp e, yerine dolguyla tamiri gerçekleştirebiliyorlar hatta kanal tedavisi denilen tedavide artık diş o kadar yıpranmış ki buradaki sinirleri topluyorlar diyeyim gençler bir daha söyleyeyim pulpa tabakası en içte bulunan kan damarları ve sinirler tarafından zengin olan tabaka oluyor. Dile baktığımız zaman da pek çok konunun içerisinde karşımıza çıktı. Duyu organlarında söyledik, tadın algılanmasını sağlıyor. Konuşabilmemiz için de tabii ki dile ihtiyacımız var. Dilin damağa değmesiyle birlikte seslerin çıkması söz konusu oluyor. Sindirim sisteminde ne alaka? Ne işe yarıyor? Besinlerin sağa, sola ve yutağa doğru itilmesini sağlayan şey dildir. Tabii ki böylelikle sindirime yardımcı oluyor. Tükürük bezlerini bir daha açacağım gençler. Tükürük bezlerine baktığımız zaman bir çift kulak altı, bir çift çene altı, bir çift dil altı olmak üzere toplam 3 çift tükürük bezimiz var. Bu tükürük bezinden salgılanan salgılarda bulunan bir enzim sayesinde ki yazayım gençler, pitialin olarak da geçecek. Aynı zamanda tabii ki amilaz enziminden bahsediyoruz. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlamış olacak. Zaten ağızda karbonhidratlardan başka herhangi bir şeyin kimyasal sindirimi yok. Ağzımdan lokmayı yuttum. Nereye doğru gitti? Yutak yani faringse doğru gitti. Yutaklarım iltihaplanınca faranjit alıyorum. Unutma. Yemek borusu ve soluk borusunun açıldığı ortak bir alandan bahsediyoruz. Besin yutaktan geçerken ...soluk borusuna kaçmasını engelleyen bir kapak var burada... ...epiglotis adını verdiğimiz bir kapak... ...şöyle düşün... ...senin o boyun kısmında hem yemek borun var... ...hem soluk borun var... <laughs> ...ağzımdan havayı çektim... ...çektiğim bu hava nereye gitti... ...soluk borusuna, soluk borusundan akciğere gitti... <laughs> ...yapıp tekrar ağzımdan geri verebildim... ...tükürüğümü yuttum şimdi... ...yuttuğum tükürük ise yutaktan geçip nereye gitti... ...yemek borusuna, oradan da mideye doğru geçiş yapmış oldu şöyle olaylar olabilir. Ağız hem yemek borusuna hem soluk borusuna açılmıyor mu? Keza burun içinde aynı şey geçerli. Ağzımdan aldığım hava yemek borusuna kaçarsa sıkıntı yok. Hava yemek borusuna kaçarsa nereye doğru gidecek? Mideye. O alttan üstten bir yerden kendine çıkacak bir alan bulur. Havanın kaçması ile ilgili bir sıkıntı yok ama yediğim lokmanın soluk borusuna kaçmaması lazım soluk borusunun altında akciğerler var lokma soluk borusuna kaçarsa <laughs> ya yapıp geri çıkarmak zorundayım ya da zaten soluk borusunun kapanması solunumun durması söz konusu olacaktır bu karışıklığı önleyen şeyde epiglotis adını verdiğimiz gırtlak kapağı yemek yerken konuşma diyorlar ya aynı anda hem konuşuyorsun hem nefes alıp veriyorsun hem de yemek yiyorsun o yüzden kaçma durumu söz konusu olabiliyor diyeyim gençler yuta şöyle de hatırlatayım tekrardan. Ağzım yuta açılıyor, burnum yuta açılıyor, kulağım da yuta açılıyor. Kulak ne demiştik? Östaki borusuyla yuta açılır demiştik. Ağzımız zaten yutak tarafından açılıp yemek borusu ve soluk borusuna geçiş oluyor. Burnumuz için de aynı şey geçerli. Burundan yuttuğum hava, burundan yutulmaz hava, burundan aldığım hava tabii ki yutaktan soluk borusuna gidiyor. Sümüğümüzü yuttuğumuz zaman da yutaktan yemek borusuna geçiş oluyor. İnkar etmeyelim herkes sümüğünü yutuyor Buradan tabii ki yemek borusuna geçiş yapıyorum. Yemek borusu dediğimiz zaman da burada bilmeni istediğim kelime peristaltik hareket dediğimiz harekettir gençler. Peristaltik hareket ne demek? Bir kas kasılıyor alttaki gevşiyor. Bir kas kasılıyor alttaki gevşiyor. Böylelikle besin yemek borusundan ta mideye kadar inmiş oluyor. Yani ben oturarak yemek yediğim için o mideme inmiyor. Seni ayaklarından tavana da assam yuttuğun lokma mutlaka mideye gider. Buradaki hareketler sayesinde yesinde. Yemek borusuna da baktığımız zaman yemek borusunun bu ağza yakın kısmındaki kasların çizgili kas, kalanının düz kas olduğunu görüyoruz. Çizgili kas istemli hareket ettirebildiğim, düz kas ise beni dinlemeyen kaslardı. O zaman yutma olayı bilinçli olarak gerçekleşir. Yuttuğun lokmaya artık müdahale etmen, geri yukarıya çıkarma şansın. Yok, refleks olarak devam eder. istemli başlar, refleks olarak gider diyeyim gençler. Yemek borusu da tabii ki kime açılacak? Mideye. Mide sindirim sisteminin en geniş organı. Yemek borusuna bağlı olan kısmına kardiya, e, ince bağırsağa bağlı olan kısmına pilor ismini vereceğiz. Hatta bir arkadaşınız kodlamıştı, oradan gördüm. Kapı diye aklımda tutuyorum dedi. Yukarıdaki kısım yani yemek borusundan gelen kısım kardiya. E, ee, ince bağırsağı açılan kısım ise pilor adını verdiğimiz kısım. Mideye baktığımız zaman çok kaslı bir yapıya sahip. Enine, boyuna, çapraz dizilmiş kaslar var. Bu kasların kasılıp gevşemesiyle birlikte besinler bulamaç haline getiriliyor. Besinlerin bulamaç haline getirilmesi aslında besinlerin fiziksel olarak sindirildiğini de gösteriyor gençler. Aynı zamanda tabii ki burada kimyasal sindirim de gerçekleşiyor. Burada proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşmiş oluyor. Bak Ağızda hem mekanik hem kimyasal sindirim var dedim. Yutakta hiç ağzıma sindirimi almadım çünkü yutakta herhangi bir sindirim yok. Yemek borusunda da sindirimden hiç bahsetmedim. Herhangi bir sindirim yok. Midede de hem mekanik hem kimyasal sindirim gerçekleşmiş oluyor. Mideye baktığımız zaman besinleri geçici olarak da depoluyor diyebiliriz. Mideye giren besinler tabii ki bu midede bulunan asidik salgılar tarafından, kasların hareketi tarafından bulamaç haline getirilecek. Midede oluşan bulamaça kimus ismini vereceğiz. İnce bağırsakta da m harfini l'ye çevireceğiz. Kilus oluşmuştur diyeceğiz. Midenin çalışmasını vagus siniri adını verdiğimiz bir sinir kontrol ediyor. Mideye endokrin sistemde vermedik ama mide de aslında hormon üretiyor. Mide gastrin adı verilen bir hormon üretiyor. Yine kendini etkiliyor. Buradan öz suyu salgılanmasını sağlıyor. Mide içinde salgılanan hidroklorik asit dediğimiz bir madde var. Öz suyunun pH'inin 2 civarında kalmasını sağlıyor. Yani midenin asidik olmasını sağlıyor. Şöyle de düşünebilirsin. Çiğ eti yesen sindirebilir misin? Evet sindirim zor olur ama olur. Mide dediğin şeyde bir et parçası değil mi? Mide çiğ eti sindiriyor da nasıl oluyor da kendi kendini sindirmiyor? Çünkü midenin iç duvarında mukus salgısı var. Bu salgı enzimlerin mide duvarına zarar vermesini engelliyor. Mide boşken kendi kendine salgı üretmiyor. Besin geldiği zaman bu salgılar üretilmeye başlıyor. Bu da bir avantaj. Aynı zamanda birazdan söyleyeceğim. Midede sindirimle ilgili salgılanan enzim inaktif olarak salgılanıyor. Besinin gelmesiyle birlikte hidroklorik asitle birleşerek aktifleşiyor. Böylelikle de midenin kendi kendini yorması engellenmiş oluyor. Hatta bazen bu mukus salgısında sorunlar yaşanıyor. Bir yerde mukus salgısı azalıyor. O zaman mide öz suyu akmaya başlıyor gastrit daha ileri düzeyi ülser gibi hastalıklar meydana gelebiliyor ince bağırsağa da geleyim mide ile kalın bağırsak arasında uzanan bir kısımdan bahsediyoruz ince bağırsak 7-8 metre uzunluğunda bir yapı 7-8 metre uzunluğunda bir yapı senin o karın kısmına nasıl sığıyor Tabii ki kıvrımlar yaparak 7-8 metre bile yeterli değil Emilim yüzeyini arttırsın diye bu çıkıntılar oluşturacak. Bu emilim yüzeyini arttıran çıkıntılara villus ismini vereceğiz. Villuslarda daha küçük çıkıntılara dönüşecekler. Onlara da mikro villus ismini vermiş olacağız. Dedim ya ince bağırsak 7-8 metre uzunluğunda bir yapı. Bu 7-8 metre uzunluğundaki yapının şurasını mide olarak düşünelim burasını da kalın bağırsak olarak düşünelim mideye yakın olan kısmına 12 parmak bağırsağı adı veriliyor sonraki kısmına boş bağırsak ismi veriliyor en son kısmına ise kıvrımlı bağırsak ismi veriliyor konunun içerisinde 12 parmak bağırsağına bu döküldü 12 parmak bağırsağından bu emildi gibi çok kullanacağız 12 parmak bağırsağını 12 parmak bağırsağı ekstra bir bağırsak değil ince bağırsağın mideye yakın olan kısmına verilen isim oluyor gençler. Besinler mideden 12 parmak bağırsağına geldiği zaman tabii ki asidik özellikle midedeki salgıya ne ismini vermiştin? Kimüs ismini vermiştin. Bağırsak mukozasından sekretin hormonunun salgılanmasını sağlamış oluyor. Bu sekretin hormonu da pankreasa ulaşıyor. Pankreastan bir karbonat iyonu yönünden zengin bir sıvı salgılanmasını uyarıyor. Kimus haliyle asidik diye bu salgıyla bazik bir hale geliyor. Böylelikle ince bağırsağın bazikleşmesi sağlanmış oluyor. Midedekine ne demiştin? Kimus. ince bağırsaktaki bu salgıya ise kilus ismini verdin. Sindirim kanalında sindirim işlemi sonucunda oluşan besinlerin ve vitaminlerin büyük çoğunluğu ince bağırsak tarafından emilecek. Sindirim karaciğer ve pankreastan salgılanan salgılarla ince bağırsakta tamamlanacak. Emilim de tamamlanacak. Posa kalın bağırsağa yollanacak. Kalın bağırsakta sadece su ve bazı minerallerin geri emilimi gerçekleşecek. Bir de özel bir durum var. Şimdi anlattığımız zaman o bir karbonat diyor sekretin diyor gastrin diyor gibi düşünmeyin. Ben size birazdan bir şekil vereceğim kafamızda daha net otursun diye gençler. Buradan kalın bağırsağı da söyleyeyim ondan sonra mekanizmayı anlatmaya başlayayım. Sindirim kanalı şurası ince bağırsak dediğimiz kısım ince bağırsakta kalın bağırsak dediğimiz bağırsağa bağlanacak. İnce bağırsak işte yaklaşık 7-8 metre uzunluğunda kalın bağırsakta 1,5-2 metre uzunluğunda. Tabii ki ince bağırsağa yakın olan kısmına ne ismini vermiştik? 12 parmak bağırsağı ismini vermiştik. En sonda ne olacak? Anüsle dışarıya atılmış olacak. ince bağırsakla kalın bağırsak birleştiği kısımda parmaksı bir çıkıntı var. Appendix ismini alıyor. Appendix'in iltihaplanması da apandisit is ismini alıyor. Bronşlarım iltihaplandı bronşit. Faranjlarım iltihaplandı faranjit. Menenjlerim, beyin zarlarım iltihaplandı menenjit. Apendiksim iltihaplandı apandisit dediğimiz hastalık meydana gelmiş oluyor diyeyim. Kalın bağırsağın ince bağırsağı birleştiği yere de kör bağırsak ismini veriyoruz diyeyim. Gençler onu da sorularda soruyorlar. Kör bağırsak dediğimiz kısım çekum, düz bağırsak dediğimiz kısım da rektum adını verdiğimiz kısım oluyor. Kalın bağırsağa baktığım zaman kimyasal sindirim gerçekleşmez. İnce bağırsakta kimyasal sindirim sonlandı. Kalın bağırsakta sadece su ve bazı minerallerin geri emilimi gerçekleşiyor. Kalın bağırsağımda ne üretiyorum? Oradan aklında tut. Kalın bağırsağımda B ve K vitamini üreten bakteriler var. B ve K vitamini üretildiği için B ve K vitamininin emilimi de kalın bağırsakta gerçekleşiyor. Çünkü bunu üreten bakteriler burada yaşıyorlar. Onlar bana B ve K vitamini verdi. Ben mutluyum. Ben de onlara ev ve yemek verdim. Onlar da mutlu olacak diyeyim gençler. Tabii ki burada mukus salgısı da olacak bir süre depolandıktan sonra anüsten o arkada kalan posa dışarıya atılmış olacak Sindirim sistemine yardımcı organ olarak kimleri söyleyecektim? Tükürük bezlerini, pankreası ve karaciğeri anlatacağım. Tükürük bezlerinden bir tık bahsettim. Benim 3 çift tükürük bezim var. Bir tanesi kulak altında, bir çift kulak altı, bir çift çene altı, bir çift de dil altı olmak üzere. 3 çift tükürük bezimiz var. Tükürüğün pH'ına baktığımız zaman yediğim içtiğime göre değişir ama e, nötr pH'e yakın ama hafiften asidik de olabiliyor. 6-7 arasında oluyor. Tükürük Kürün içinde ne var? Tabii ki su var tuz var. Mukus denilen salgı da var. Tükürüğün içerisinde kimyasal sindirimi sağlayan hangi enzim bulunacak? Amilaz pityalin adını verdiğimiz enzim bulunacak. Aynı zamanda antimikrobiyal özelliğe sahip lizozim enzimleri de bulunur. Şimdi gözümle görmüyorum ama ağzım vücudumun dışarıya açılan bir açıklığı Yaptığımda kim bilir kaç tane kaç milyon tane mikroorganizmayı ağzım yoluyla içeriye alıyorum. Bunları bir kısmı tükürüyümde bulunan lizozim enzimleriyle parçalanıyor. Mesela göz yaşında da lizozim enzimleri vardır. Gözün antimikrobiyel olmasını sağlıyor. Burada mikroorganizmaların çoğalmasını engellemiş oluyor. Pankreas'a bakıyoruz. Pankreas dediğimiz zaman hem sindirim enzimi hem de hormon salgılıyor. Karma bir bez demiştik. Salgıladığı hormonlar neydi? İnsülin ve glikogon hormonlarını salgılıyordu. İnsülin kan şekerinin düşmesini sağlıyordu. Glikogon ise kan şekerinin yükselmesini sağlıyordu. Sindirim sistemi ile alakalı olan kısmı ne? Pankreas öz suyu dediğimiz bir öz su salgılayacak. Pankreas öz suyu da e, ee, sun kanalı dediğimiz bir kanalla 12 parmak bağırsağının vater kabarcığına dökülecek. Birazdan bunları tablolayacağım. Oraya dökülecek. Pankreas öz suyunda ne var? Doktor Tolk olarak aklınızda tutabilirsiniz. Kimyasal sindirimi sağlayan enzimler var. DNA'yı parçalayan DNA az var. RNA'yı parçalayan RNA az var tripsinojen ve kimotripsinojen dediğimiz proteinleri parçalayan enzimler var. Amilaz ve lipaz adını verdiğimiz karbonhidratları ve yağları parçalayan enzimler de var. He, pankreas öz suyunda karbonhidrat, yağ, protein, DNA, RNA her şeyi parçalayan enzim var. Doktor Tok'tan da aklınızda kalsın diyeyim. Karaciğer ve safra kesesine de baktığımız zaman safra salgısı dediğimiz bir salgı var safra salgısını karaciğer üretir, depolanmak üzere arkasında bulunan safra kesesine gönderir. Safra kesesi öd olarak da bilinir. Ödüm patladı yani safra kesem patladı denmektedir. Karaciğer safrayı ürettik. Ürettikten sonra safra kesesine gönderdi. Safra kesesinde koledok kanalı dediğimiz bir kanalla 12 parmak bağırsağına dökülecek 12 parmak bağırsağında safra sıvısı yıldız 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 yağların fiziksel yani mekanik sindirimini sağlayacak bir sıvı ama içinde enzim yok kesinlikle kimyasal sindirim yapmıyor diyeyim gençler safranın bileşiminde neler var su var safra pigmenti var safra tuzları bikarbonat yonları kolesterol bulunuyor Safra tuzları bağırsak boşluğundaki yağları fiziksel olarak küçük parçacıklara bölmüş oluyor. Yani karaciğer sindirimle ilgili herhangi bir enzimin üretimini gerçekleştirmemiş olacak. Karaciğerin görevlerine geçmeden önce hemen size göstermek istiyorum. Şimdi şurası benim ince bağırsak adını verdiğimiz kısmımız olsun. Şurayı da ne olarak hayal edeyim? Karaciğerim olarak hayal edeyim. Şurası karaciğer. Karaciğerin arkasında da safra kesesi dediğimiz bir kesemiz var. Karaciğer ne üretecek? Safra sıvısını üretecek. Ürettiği sıvıyı safra kesesinde depolanmak üzere gönderecek. Safra kesesi de bir kanalla ince bağırsağa açılacak. Bunun açıldığı kanalın adı koledok kanalı dediğimiz kanaldır. Karaciğer kara, ciğer, kara... Koledok, KK gibi düşünebilirsin. Şurası da pankreasımız olsun. Pankreas da tabii ki 12 parmak bağırsağına açılacak. Bunun açıldığı kanalın adı da Virsung kanalı dediğimiz kanal olacak. Hemen pankreas olduğunu da Pankreas olduğunu da yazayım. Açıldıkları yere de vater kabarcığı ismini vereceğiz. Pankreasın içerisinde de DNA'yı parçalayan DNA az, RNA'yı parçalayan RNA az olacak tripsinojen olacak, amilaz olacak, lipaz olacak. Bir de kimotripsinojen adını verdiğimiz enzim bulunmuş olacak gençler. İnce bağırsakta kimyasal sindirimi bunlar sayesinde bitirmiş olacağım. Bunların salgıları göndermesini sağlayan şey de ince bağırsaktan salgılanan hormonlardır. İnce bağırsağı da endokrin sistemde vermedik ama ince bağırsaktan da sekretin ve kolesistokinin kolesistokinin adını verdiğimiz hormonlar sentezleniyor. Bu sekretin ve kolesistokinin hormonları karaciğer ve pankreası uyararak bunların salgı bırakmasını sağlamış oluyor. Mide gastrin üretiyor. Ürettiği de kendisini etkiliyor. Onu da birazdan tablolamış olacağım. Karaciğer Herhangi bir sistemde doğrudan organdır demiyoruz ama her sistemde de karşımıza çıkıyor. Mesela kalp hangi sistemin organı? Dolaşım sistemi hocam. Mide sindirim sistemi, böbrek boşaltım sistemi, beyin sinir sistemi, karaciğer. Her sistemde karşıma çıkıyor. Karaciğer görevleri de bizim için tabii ki önemli oluyor. Sindirim sistemi içerisinde vermişler ki ben de karaciğerin görevleriyle ilgili çok soru yazarım. Çok soru çıkacak karşınıza. Karaciğer bir kere kandaki glikoz miktarının düzenlenmesinde etkili. Niye? Kandaki glikozun fazlasını glikojen olarak depoluyor. Depoladıklarımı da ihtiyacım olunca kapıyı çalıp diyorum ki sana göndermiştim hadi bana onları ver. Glikojenin de glikoza dönüşümünü sağlıyor. O yüzden de kan şekerinin ayarlanmasında görevli. Karaciğerimde yağda çözünen vitaminleri depoluyorum. Yani A, D, E, K vitaminleri burada depolanıyor. Sadece vitamin mi depoluyorum? Hayır. Bazı mineral maddelerin de depolanması tabii ki burada gerçekleşiyor. Ben vitaminlerin bazılarının öncü maddelerini vücuduma alabiliyordum. Mesela provitamin A'ydı öncü madde. Bu karaciğerimde aktif A vitaminine dönüştürülüyordu karaciğerde bu iş gerçekleştiğine göre demek ki A vitamininin sentezinde de karaciğer önemli bir role sahip Vücudumuzun atıkları zararsız hale getiren zehirli maddeleri zehirsiz hale getiren organı karaciğerdir. Falanca çok ağır ilaç kullandı karaciğerini yordu. Alkol alan insanların karaciğerinde zedelenmeler hastalanmalar meydana gelir. Çünkü ilaçların zehirli etkilerini yok eden organımız da karaciğerdir. Kan hücrelerinin üretiminde bazı kan proteinlerinin üretiminde tabii ki görev yapıyor. Ömrü biten hücrelerin parçalanması e, sağlıyor. Kansızlık durumlarında yeni al yuvar hücrelerinin sentezini sağlıyor. Proteinleri gerektiğinde karbonhidrat ve yağlara dönüştürülüyor. Boşaltım sisteminde karşıma çıkacak. Amonyak adını verdiğimiz zararlı bir bileşik oluşturuyoruz. Amonyağın daha az zararlı üreye dönüştürülmesi de yine karaciğerde gerçekleşen bir olaydır diyeyim. Buradan da hemen kimyasal sindirimlere başlıyorum. İlk olarak kim çıktı karşıma? Karbonhidratların kimyasal sindirimi çıktı. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlayacak, ince bağırsakta tamamlanacak. Yani midede herhangi bir değişiklik yok ağzıma attım kocaman bir nişastayı kocaman bir glikojeni ağzımda kim tarafından parçalanacak bunlar amilaz enzimi tarafından bu amilaz enzimini kim üretti tükürük bezi üretti tükürük bezi bunları dextrin ve maltoza kadar dönüştürecek dextrin ve maltozu da hatırlatmış olayım mesela glikojen dediğin şey yüzlerce glikozun bir araya gelmesiyle oluşuyordu aradaki amilaz enzimi sayesinde bağları koparttın iki tane tane glikoz arada glikozit bağı varsa maltoz oluştu. 4-5 tane glikozun arasında glikozit bağı varsa dextrin oluştu. Yani bir alt birime dönüşüm söz konusu oldu. Bunlar nereye doğru gitti? Yutağa. Yutakta değişiklik yok. Yemek borusunda değişiklik yok. Midede de değişiklik yok. Karbonhidratlarla ilgili. Buradan nereye doğru geliyorsun? İnce bağırsağa doğru geliyorsun. İnce bağırsağa geldiğimiz zaman aa hocam bir daha yazmışsın deme. Video vücut işi şansa bırakmaz. Der ki bu ağzında güzel sindirim yapmaz. Hort hort yutar. Ben bunları bir daha parçalayayım. Büyük büyük gelmesinler der. Eğer sen ağzında güzel bir sindirim yapmadıysan, hızlı yuttuysan, nişasta ve glikojen olarak ince bağırsağa geldiyse yine amilaz enzimi tarafından dekstrin ve maltoza dönüştürülüyor. Ama bu sefer amilaz enzimi tükürükten gelecek hali yok. Bu sefer amilaz enzimi doktor tolktan. Yani nereden geliyor? Pankreas'ta geliyor pankreastan gelen salgıyla çevrim gerçekleşiyor. Sonra buraya kadar gelen maltozsa maltaz enzimiyle, sükrozsa sükraz enzimiyle, laktozsa laktaz enzimiyle kendini oluşturan monomerlere dönüşüyor. Bunları sentezleyen ise ince bağırsak kendisidir gençler. Bunlar da artık ne? Monomerler. Monomer olduğuna göre bunların emilimi gerçekleşecek dersin sonunda değil. Şimdi söylüyorum. Emilim de nasıl olacak? Eğer sen bir karbonhidratı emdiysen, daha doğrusu monomerine dönüştürdüysen, ince bağırsaktaki villuslar tarafından bunları alıyorsan, bunları kapı toplar damarı dediğimiz, kapı toplar damarı dediğimiz ince bağırsaktan karaciğere açılan bir damar var. Kapı toplar damarı ile kime doğru göndereceksin? Karaciğere. Göndereceksin yani karbonhidratlar emildikten sonra kan yoluyla karaciğere gidecekler. Karaciğer bakacak diyecek ki ben de zaten az vardı dur depolayayım ya falanca istemişti. Ben de durma oradan kan ulaşımına verilerek gereken yere gitmiş olacak diyeyim. Buradan da proteinlerin kimyasal sindirimine geçiyorum. Proteinlerin kimyasal sindirimi de mide ve ince bağırsakta gerçekleşecek. Ama burada iki tane aktifleştirme işi göreceğiz. Gençler aktifleştirme işlerinden bir tanesiyle başlıyorum. Şimdi midede ağızda herhangi bir değişiklik olmadı. Mideye geldi. Birincisi enzimi aktifleştireyim. Hani mide yorulmasın diye inaktif halde sentezliyordum ya aktifleştirmemi yapayım. Mide pepsinojen adını verdiğimiz bir enzim üretecek. Pepsinojen enzimi de hidroklorik asitle birleştiği zaman aktif enzim olan pepsin enzimine dönüşecek. Bu hidroklorik asitin sentezlenmesini de besinin gelmesiyle birlikte gastrin adını verdiğimiz hormon salgılayacak, sağlayacak. Pepsinojen aktif pepsin enzimine dönüştü. O zaman proteinlerin üstüne bu pepsin enzimi gelsin. Proteinlerdeki bağları bir koparsın. Bu polipeptitlere yani bir alt birimlere dönüşsün. Sonra burada bizim iki tane daha enzim aktifleştirmemiz gerekiyor. Bazı kitaplar yazıyor bazıları yazmıyor ama soru bankalarında karşınıza çıkacaktır vermiş olayım. Pankreastan doktor tok geliyordu ya kimler geliyordu? Kimo tripsinojen kimo tripsinojen geliyordu. Bir de tripsinojen geliyordu. Tripsinojen dediğimiz inaktif haldeki enzimin üstüne enterokinaz adını verdiğimiz enzim geliyor. Enterokinaz bunu tripsin adını verdiğimiz aktif enzime dönüştürüyor. Tripsin de hemen geliyor. Dur kimo kimotripsine dönüştüreyim diyor. Kimo tripsine dönüştüreyim diyor. Böylelikle benim tripsin ve kimo oluşmuş oluyor. Pankreas öz suyundan tripsinojen ve kimotripsinojen pankreastan geldi. Tripsinojenin üstüne enterokinaz ince bağırsaktan geldi, döküldü, aktifleştirdi. Bu aktifleşen de bunu aktifleştirip kimotripsine dönüştürdü. Bunlar artık polipeptitlerin üstüne dökülüyorlar. Bir küçük birimlere dönüştürüyor, küçük polipeptitlere. Bu küçük polipeptitler Amino peptidazlar tarafından dipeptitlere dönüşüyor. dip Dipeptid ise dipeptidaz, tripeptit ise tripeptidaz tarafından amino asitlere dönüşüyor. Yani monomerlere kadar dönüştü. Monomerlere kadar dönüştükten sonra da bunlar yine kapı toplar damarı tarafından alınıp Hop kime doğru gidecekler? Karaciğere doğru taşınmış olacaklar. Proteinleri sevmiyorsunuz. Yaslan arkanı hiçbir şey yok. Mideme eti gönderdim. Mideme ete gönder, eti göndermemle birlikte midem hidroklorik asit sentezlemeye başladı. Gastrin hormonu uyardı onu. Gastrin hormonu hidroklorik asit sentezlettirince pepsinojenle hidroklorik asit birleşti. Gitti aktif pepsin enzimine dönüştü. Midemde o etin yapısındaki proteinler pepsin enzimiyle daha küçük birimlerine yani polipeptitlere dönüştü. Aktifleştirmeye ince bağırsakta devam ediyorum. Tripsinojen ve kimotripsinojen dediğim iki tane inaktif enzim pankreastan 12 parmak bağırsağına geldi. Tripsinojeni enterokinaz tripsine dönüştürdü. Tripsin de gitti. Kimotripsinojeni kimotripsine dönüştü. A dönüştürdü. Kimotripsin ve tripsin el ele tutuştular. İnce bağırsağa gelen polipeptidi daha küçük polipeptitlere dönüştürdüler. Onları da tripeptidaz, dipeptidazlar geldi. Amino asitlere çevirdi. Amino asitler artık monomer, kapı toplarla karaciğere, gerekli yere de karaciğerden gönderilmiş olacaklar. Yağların sindiriminde hiçbir şey yok. Yağların sindirimi sadece ince bağırsakta gerçekleşiyor. Yağ ince bağırsağa geldiği zaman üstüne safra sıvısı geliyor. Safrayı karaciğer üretiyordu. Safra kesesinden koledok kanalıyla 12 parmak bağırsağına dökülüyorlardı. Safra yağla birlikte yağ emisyonlarına küçük yağ damlacıklarına dönüştürdü. Yıldız 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 buradaki fiziksel sindirimdir. Sonra bu yağ emisyonları 3 tane suyla tepkimeye girdi. Lipaz enziminin etkisiyle çünkü yağları lipitleri parçalayan enzim lipazdı. 3 yağ asidi ve gliserol çıktı. 3 yağ asidi ve gliserol ise kapı toplarla taşınmıyor. Yağlar, yağda çözünen maddeler lenf sistemi ile dolaşıma katılacaklar. Yani bunları kapı toplarla taşımayacağım. Geliyorum nükleik asitlere DNA ve RNA'ya. Bunların üstüne nükleazlar ya da DNA az, RNA dökülecek, nükleotitlere dönüştürülmüş olacaklar. Nükleotitleri sindiren enzimler de bunları ta en küçük monomerlerine kadar dönüştürebilir. Bir daha karbonhidratların sindirimi ağız ince bağırsak, proteinlerin sindirimi mide, ince bağırsak, yağların sindirimi ince bağırsak, nükleik asitlerin sindirimi ise sadece ince bağırsakta gerçekleşmiş olacak diyeyim gençler. Buradan da tabii ki hormonlardan da biraz bahsedeyim. Endokrin sistemde hipofiz, tiroid, paratiroid, pankreas, eşeysel bezler gibi bezleri söyledim. Ama bu bezlerin haricinde vücudumuzda hormon üreten organlarımız da var. Zaten mide ve ince bağırsak bir de böbrek ve karaciğerden bahsedeceğiz hazır yeri gelmişken söyleyeyim gençler böbreklerimizden ve karaciğerimizden de hormon üretilecek. Hatta aynı hormon üretilecek. Eritropoietin, eritropoietin dediğimiz bir hormon. Boşaltım sisteminde biz bu hormonu göreceğiz. Kan hücrelerinin üretilmesini sağlayacak. Şimdiki konumuz değil. Mide ve ince bağırsağa baktığımız zaman mide gastrin hormonunu üretiyor. Mideden salgılanan gastrin hormonu kan yoluyla tabii ki yine mideye geliyor. Mide öz suyunun yani hidroklorik asitin salgılanmasını sağlıyor. İnce bağırsaktan da kolesistokinin ve sekretin adına verdiğimiz iki tane hormon salgılanıyor. Bu hormonlardan kolesistokinin pankreastan sindirim enzimlerini salgılamasını sağlıyor. Safra kesesinin de safra salgılamasını uyarıyor. Sekretin de pankreası uyararak bikarbonat iyonu salgılamasını sağlıyor. Karaciğerde de safra üretimini uyarıyor diyeyim. Yani ince bağırsaktaki kolesistokinin ve sekretin karaciğer ve pankreası uyaran hormonlardır diyelim. Monomerleri yaptık, emilime geçmiş olmamız lazım. Sindirim kanalında sindirilmiş besinlerin mukozadaki epitel hücreleri tarafından alınarak Kana veya lenfe verilmesine emilim ismini veriyoruz. Besin maddelerinin emilimi büyük bir kısmı tabii ki ince bağırsakta gerçekleşmiş olacak besin monomerlerinden bahsediyoruz. Midede henüz sindirim tamamlanmadığı ve emilim yüzeyi yeterince büyük olmadığı için emilim çok az gerçekleşiyor. Yağda çözünen ilaçlar ve alkol gibi bazı maddeler mideden emiliniyor. Hani halk arasında diyorlar ya aç karnına alkol almış çok çarpmış bunu falan filan diye. Alkolün emilimi midede gerçekleştiği için mide besinsiz olursa emilim daha hızlı gerçekleşiyor. Emilim iki şekilde gerçekleşebilecek. Bir kan dolaşımına Direkt kapı toplar damarıyla geçiş var. Bir de lenf sistemiyle geçiş var. Karbonhidratların yapı birimi olan monosakkaritler, proteinlerin yapı birimi olan amino asitler, su, mineraller, suda çözünen vitaminler, kısa zincirli yağ asitleri, tabii ki villusları saran kılcal kan damarlarıyla nereye gidecekler? Kapı toplara. Kapı toplarda karaciğere geç açılacak. Karaciğer toplar damarıyla alt ana toplar damar kalbin kirli kanı bulundurduğu kısmı yani sağ kulak cını alışılacaklar. Sen yağları parçaladığın zaman yağ asit ve gliserol yapmıştın ya yağların yapı birimlerini. Yağların yapı birimlerini öyle direkt taşıyayım demiyorsun ya etraflarını bir kılıfla sarıyorsun. Yağların etrafını o kılıfla sardığın zaman onların adı şilo mikron oluyor. Yani yağlar yağda çözünen vitaminler ee, su ve mineraller lenf kılcallarıyla alınacak. Peke sarnıcı bir daha çıkacak dolaşım sisteminde lens sisteminde karşımıza şekil üstünden birazdan göstereceğim. Peki sarnıcı göğüs len kanalı sol köprücük altı toplar damarıyla kalbin o üst ana toplar damarına oradan da sağ kulakçığına yani kirli kanın bulunduğu kısma taşınmış olacaklar diyeyim gençler. Şurası ince bağırsam karbonhidratları monomerleri proteinlerin monomerleri, suda çözünen vitaminler ince bağırsaktan karaciğere açılan kapı toplar damarıyla karaciğere gitti. Karaciğerden çıkan damara kapı karaciğer toplar dedim. O da kalbin alt ana toplar damarına oradan da sağ kulakça döküldü. Yağlar, yağda çözünen vitaminler lenf kılcallarıyla taşındı. Pekes arnacı, göğüs kanalı, sol köprücük altı toplar bu sefer üst ana toplar damarla yine kalbin sağ kulakçığına ulaşmış oldu sindirim sistemi rahatsızlıklarından da hızlıca bahsedip geçiyorum. Mide ile yemek borusu arasında sfinkter adını verdiğimiz kaslar var. Eğer bu kaslar iyi bir şekilde çalışmazsa mide öz suyunun yemek borusuna değmesi söz konusu olabiliyor. Yani kaçış söz konusu olabiliyor. Buna reflü ismini veriyoruz. Gastrit her yaşta görülebilen yaygın bir hastalık. Midenin iç kısmında yer alan mukoza tabakası iltihaplanırsa mide öz suyu buraya zarar vermeye başlıyor. Ülser ise mide veya 12 parmak bağırsağının sindirim sıvıları tarafından zarar görmesi sonucunda oluşan bir hastalık oluyor gençler. Hemoroid dediğimiz zaman onis yani makat bölgesindeki toplar damarların genişlemesiyle meydana gelen bir rahatsızlık. Eğer sindirim sisteminde bulunan kalın bağırsakta suyun emilimi çok olursa dışarı atılacak posa daha katı kıvamlı olur. Yani atımda zorluk meydana gelir kabızlık eğer kalın bağırsakta suyun emilimi yeterli düzeyde olamazsa o zaman da posayı çok sulu sulu bir şekilde atıyorsun vücut aşırı derecede su kaybeder ishal dediğimiz rahatsızlık meydana gelir hatta ishal olan insanlara bol tuz iç Bol su iç, derler ya gidince serum takarlar ya. Kalın bağırsakta su ve mineral emilimi yeterli olmuyor. Vücuttan aşırı derecede su ve mineral kaybı söz konusu oluyor. Sindirim sisteminin sağlıklı yapısını korumak için tabii ki aşırı sıcak, soğuk, baharatlı, ekşi, yağlı besinler tüketmemeliyiz. Et ve süt ürünlerini çiğ tüketmemeliyiz. Bol su içmeli, besinler taze ve temiz tüketilmelidir diyor. Kafeinli, asitli gıdalar mideye, sindirim sistemi organlarına zarar verir. Stresin de sindirim sistemi üzerinde etkili olduğunu biliyoruz. Mekanik sindirimle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir diyor? Kimyasal sindirimin tabii ki daha hızlı gerçekleşmesini sağlar çünkü mekanik sindirim emilim yüzeyini arttırıyor. Gerçekleşmesi sırasında enerji harcanır diyor. Dişler yardımıyla yapacaksın veya kaslar yardımıyla yapacaksın. Tabii ki gerçekleşmesi sırasında enerji harcanacak olayın gerçekleşmesi sırasında enzimlerin yardımıyla ağız, mide ve ince bağırsakta gerçekleşir diyor. Gitti. Büyük moleküllerin hücre zarından geçebilecek hale getirilmesini tabii ki sağlamıyor. Kimyasal sindirim anca monomere dönüştürüp hücre zarından geçebilecek hale getirebilir. Yutak, mide ve ince bağırsağa ait bilgileriyle hangi seçenekteki eşleştirme doğru yapılmıştır diyor. Sindirim karaciğer ve pankreas salgılarıyla burada tamamlanır. Kimyasal sindirimin tamamlandığı yer tabii ki ince bağırsak olacak. Besinlerin soluk borusuna kaçmasını engelleyen yapı burada bulunur. Gırtlak kapağı dediğimiz epiglotis tabii ki yutakta bulunacak. O yüzden cevap çıktı. Peristaltik hareketleri sayesinde besinlerin fiziksel sindirimini de tabii ki mide sağlar gençler o yüzden de cevabımız D'ye düşmüş oldu hemen diğer soruma da geçiyorum ince ve kalın bağırsakla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur her iki organda da kimyasal ve fiziksel sindirim gerçekleşir diyor kalın bağırsakta kimyasal sindirim diye bir şey söz konusu değil her iki organda da su emilimi tabii ki gerçekleşiyor kalın bağırsakta da suyun geri emilimi söz konusu ince bağırsakta çizgili kas bulunurken ince bağırsakta çizgili kas olabilir mi ya ince bağırsam sen çalışma bugün sindirimi yavaş yap sınav sırasında hiç tuvaletim gelsin istemiyorum aman sıkışmaya fazla tutayım gibi bir alternatifin yok. İnce bağırsak kalın bağırsak düz kas bulundurur. Benim isteğimle onlar çalışmıyorlar. Doğrudur dediğine göre cevabımız yalnız iki şeklinde olacak diyeyim. Proteinlerin sindiriminde enzimlerin görev alma sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Proteinlerin sindirimi mide ve ince bağırsakta gerçekleşiyor. Pepsin enzimi midede görev yapıyor. Tripsin ve aminopeptidazlar ise ince bağırsakta görev yapacaklar. O zaman zaten hiçbir şey bilmiyorsam kafadan kiminle başlaması gerektiğini biliyorum 2 ile. Tripsinle aminopeptidaz arasında kaldığım zaman aminopeptidaz artık amino asitlere çevirecek. En son görev yapacak. O yüzden de 2 3 1 şeklinde olması gerekiyor. Hemen 2 3 1'i de işaretlemiş oldum. Aşağıdaki moleküllerden hangisi sindirim kanalı içerisinde rastlanmaz diyor. Nişastayı bitkiyi yediğim zaman tabii ki sindirim kanalıma alacağım. Amilazla parçalayacağım. içindeki glikozları kullanacağım. Lipaz tabii ki ince bağırsağıma dökülecek pankreas tarafından lipitleri yağları parçalayacağım. Dipeptitleri pepsinleri ise proteinleri parçalarken kullanacağım. Gastrin bir hormondur. Midenin ürettiği hormonun Sindirim kanalında midede ne işi var? Hormonlar kan yoluyla hedef hücrelere giderler. Gençler kesinlikle öyle mideyle şunla bunla taşınmazlar konumuzu bitirmiş olduk. Bugün ne yaptık? Besinlerin fiziksel olarak parçalanmasına mekanik sindirim dediğini, su ve enzimler yardımıyla yapı birimlerine parçalanmasına ise kimyasal sindirim dendiğini öğrendik. Sindirimin hem hücre içinde hem hücre dışında gerçekleşebildiğini söyledik. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak sindirim sistemi organlarımız olduğunu, tükrük bezlerinin, karaciğerin ve pankreasın yardımcı bezler, yardımcı yapılar olduğunu, olduğunu öğrendik. Karbonhidratların sindirimi ağız, ince bağırsak, proteinler mide ince bağırsak, yağlar ve nükleik asitler de sadece ince bağırsakta sindirilecek. Kimyasal sindirim ince bağırsakta tamamlanıp emilim burada gerçekleşecekti. Besinler ya kan yoluyla ya da lenf yoluyla toplanıp dolaşıma katılıyorlardı. Mideden gastrin, ince bağırsaktan da sekretin ve kolesistokinin adını verdiğimiz hormonlar salgılanıyordu. Diyeyim gençler hemen buradan da ödüllü soruya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.